Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel çağla yeşili bir ipim var onunla başlayacağım. Kar topunun gonca ipi. Kullanacağım şiş ipime uygun bir şiş kullanıyorum. 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim ben lastiğimi yapıp hazırladım şöyle kısa iki diş haroşa lastiğimi hazırladım Siz de istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz bu modeli bu modelde ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz ben iki model üzerinden anlatacağım şu anda toplamda şişimde 26 ilmeğim var 26 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum modelin birinci sıra ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Yine 2 ilmek ters 1 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir kez daha doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. Devamında 1 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Buraya kadar birinci modeli kurduk. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Yine 2 ilmek ters, 1 ilmek dolayalım. 2 ilmeği beraber düz örelim. Sola doğru kesme işlemi yaptım. Devamında 2 ilmek yine ters. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. Devamında 4 ilmek düz. İkinci modeli de kurdum. Şöyle. Evet. Buradan itibaren de ikinci modeli kurduk. Burası birinci model. Modelin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 5 bu ajurluyu da ters örüyorum. Şöyle göstereyim. Ajurluyu da ters ördükten sonra 2 düz. 2 düz. 1 2 ters, 2 düz. İlmekleri yani olduğu gibi örüyorum. Bakın bunlar ters olanları ters örüyorum. 2 4 5 ajurla beraber 6 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek kenarda tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğini dördüm. Modelin ön yüzündeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek yine ters. Bu terslerimiz hep ters örülecek. Ön yüzünde ters, arka yüzünde düz öreceğiz. Şimdi burada ajur yapacağım ama bu iki ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İkisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Şöyle. Burada bir ilmek düz ördüm. Bu ajurluyu düz ördüm. Kestiğimiz ilmek bakın burada buna dikkat edelim. Bir ilmek önce artırma yaptım. Devamında iki ilmeğimi düz örerek kestim. Burada bir, iki, üç ilmek düzümüz kaldı. Yine düz olarak ördük bunu. Devamında iki ters, terslerimi ters ördüm. Bu ajurlu kısma gelince bu ikisinin yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne. Sağa doğru ikisini bir örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. İki ters ilmeğim var. Bu ajurlu da düz ördüm. Daha sonra bir kez artırma yaptım. Bu kestiğim ilmeğe gelince de yine bir sonraki ilmekle beraber bunu kestim yine devamında 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ters ördüm. 2 düz ilmek zaten belli düzlerim. 2 ters ilmek. Tekrar 2 düz 6 ters. İlmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz arka yüzünde. 2 düz 2 ters 2 düz Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Gayet güzel, kullanışlı bir model. Evet, modelin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ters ilmeklerimi ters örüyorum. 2 ters ördüm. Devamında Yine ajur yapacağım burada. Önce bir doladım. Daha sonra iki ilmeğimi düz örerek kestim. İki ters ilmek. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bakın kestiğim ilmeğe geldim. Önce bir doladım. Bu ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak sola doğru yine kestim. Devamında iki düz ilmeğim kaldı. 2 ters bir doladım 2 ilmeği kestim burada ajurlu kısmımı yaptım sonra 2 ilmek tekrar ters ördüm 2 düz bir artırma yaptım kestiğim ilmeğe gel geldim arkasındaki ile beraber yine sola doğru düz örerek kestim 2 ters ilmeğim pardon düz ilmeğim kaldı onu da ördüm bir de kenar ilmeğimi ördüm Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters düzü düz. Bu ilmeklerimin hepsi ters örülecek. 6 ilmek ters. Bakın 6 ilmek ters ördüm. Devamında 2 düz. Şöyle 2 ters 2 düz. 1 2 3 4 5 6 ters ilmek ördüm yine. 2 düze geldim. Düz olarak ördüm. 2 ters 2 düz Kenar ilmeğimi ördüm. Evet bu kesme işlemimiz şurada kesme işlemimiz tam ilmekleri bitirene kadar devam ediyoruz modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ters önce şu iki ilmeği yerini değiştiriyorum ajur yaparken bir sağa doğru kesme bir Sola doğru kesme yapıyoruz bu ajurda. Şimdi sağa doğru kesme yapmak için yerlerini değiştirdim. Daha sonra bir artırma yaptım. Devamında iki ters ilmek ördüm. Şöyle bakın görüntümüze. Bir, iki, üç düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Kestiğim ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak yine düz ördüm kestim yani bir düz ilmeğim kaldı devamında tekrar ediyorum aynı işlemleri Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. yani tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyoruz arka yüzünde. Modelin ön yüzüne geçtik kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum yani tersleri ters ördüm şimdi bir doladım bu ajurlu kasımı sola doğru kestim bir sağa bir sola yapıyoruz burada sola doğru kestik devamında 2 ilmek ters ördüm düzlere gelince 1 2 3 4 ilmek düz ördüm bir doladım bu iki ilmeğimi de Sola doğru kestim. Bakın düz ilmeklerimizin hepsini keserek bitirdik. Bu tarafta da artırarak, çoğaltarak devam ettik. Şimdi yine iki tersimiz var. Ajurlu kısma geldim. Bir doladım. Sola doğru iki ilmeğimi kestim. İki ters ilmek düz kısma gelince 1 2 3 4 ilmek düz ördüm bir artırma yaptım kestiğim ilmek ve arkasındaki ilmeğimi de yine düz örerek kestim kenar ilmeğimi de ördüm arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek devam edelim Evet yine geçtik modelin ön yüzüne bakın buradaki düz ilmeklerimi şöyle keserek bitirdim tam burada sıfırladım burada da arttı hepsi 5 ilmek düz de burada artırarak devam ettik. Şimdi modelin ön yüzünde burada burgu yapacağız. Bu düz ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine devamında 2 ters ilmek. Şimdi sağa doğru kesmek için ilmeklerimin yerini değiştirdim. Bu iki ilmeğimin sağa doğru bu iki ilmeğimi kestim. Ve bir artırma yaptım. Devamındaki iki ters ilmeğimi ördüm. Ajurlu kısmı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu düz ilmeğe geldim. 6 tane burada düz ilmeğimiz var. 2 4 6. Bunu 3 3 burgu yapacağım. 3 ilmeğimi aldım. Öndeki 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Arkadaki 3 ilmeğimi bıraktım. Öndekileri arka tarafa sol şişime aldım. Önden de bıraktığım bu 3 ilmeğimi alarak şişimin önüne taktım tekrar sol şişime öne taktım. Bu 3 ilmeğin yerini değiştirmiş oldum. Öndekileri arkaya, arkadaki 3 ilmeğimi de öne aldım. Ve bunları düz olarak örüyorum. Burada burgu işlemi yaptık arkadaşlar. 3 6 ilmekten burgu yaptık. Evet, bakın şöyle burgumuzu oluşturduk. Devamındaki iki ters ilmeğimi ördüm. Şu şekilde Sağa doğru kesmek için bu iki ajur ilmeğimi yerini değiştirdim ve ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Devamındaki iki ters ilmeğimi ördüm ve buradaki altı düz ilmeğe geldi. Öndeki üç ilmeğimi aldım sağ şişime, soldaki üçü de bıraktım. Bu sağ şişimdekileri sol şişime aktardım ve diğer bıraktığım 3 ilmeğimi de şu şekilde şöyle alarak kaydırmadan alırım. Tamam, 3 ilmeği de aldım. Bunu da tekrar sol şişime aktardım burada. Ve bu ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Burgumuzu yaptık yine. 4 5 6 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelimizi ön yüzünde bu şekilde burgularımızı yaptık. Arka yüzüne geçince yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters Şöyle 2 düz 1 2 ters 2 düz 6 ters Zaten ilmeklerim belli arkadaşlar. Tersimizi ters, düzümüzü düz örerek arka yüzünde devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde sıramı da tamamladım. Şöyle Şimdi tekrar ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters Burada ajurumuzu yapıyoruz. Sola doğru yapı keseceğim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğimi düz örerek burada bakın ajurumu yaptım. Şöyle devamında 2 ters ilmek ördüm ve 6 düz ilmek. 6 düz ilmek, 2 ters. 1 doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. 2 ters ilmek ördüm. Devamında 6 düz ilmek ördüm. bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıramı tamamladım. Arka yüzünde geçince yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek devam ediyoruz. Şu şekilde bakın, tersleri ters, düzleri düz devam edelim. Evet, modelimizi tamamladık. Şu şekilde bakın, bir bir kez kurduk modelimizi. İkinci model kurulumunda aynı birinci sırada ne yaptıysak. O şekilde başlayacağız. Şuradan birinci sırayı başlayacağız. Altta ne yaptıysak aynısının tekrarını yapacağız. Çünkü bir daha kurmak istemedim. videomuz bayağı uzun olacak. Anlayamadığınız yer olursa videoyu da baştan izleyerek ikinci model kurulumunu yapabilirsiniz. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bakın bunu da şöyle hazır lastik yaptım bunda üzerine modeli kurdum. Bunda da iki sıra haroşa lastik üzerine kurduk beraber yaptığımızı. Evet, modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Şöyle gayet güzel modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.